Arkadaşlar tekrar merhaba. İsmim Özgür. Adrasan'dayız şu anda. Jungle Camping'teyiz. Geçen hafta sizlere Toyota Hilux marka aracımı ve kamp ekipmanlarımı tanıtmıştım. Erkan arkadaşım da gene Lazona Camping'teydi. Bugün ziyaretime geldi. İkinci bölüm olarak bugün sizlere 2019 yılında yapmış olduğum Orta Asya turundan biraz bahsedeceğim. Oradaki deneyimlerimi anlatmak istiyorum. 2019 yılında yeğenlerimle beraber 9 ülke geçerek Orhun Abdelerine gittik Moğolistan'a. İlk çıkış noktamız bizim Gürcistan'dı. Gürcistan'dan Rusya'ya geçtik. Rusya üzerinden Moğolistan, daha sonra Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve tekrar Türkiye'ye dönüş yaptık. Şimdi benim burada tavsiyem sizlere arkadaşlar öncelikle her ülkenin kuralları ve vize durumu farklı. Ülkelere gitmeden önce mutlaka Dışişleri Bakanlığı sitesinden vize durumlarını kontrol edin. Hükümet değişiyor. Vize sistemi değişiyor. Veya siyasiler arasında bir sıkıntı oldu mu gene olmayan vize e, tabi tutuluyor. Onun için tavsiye mutlaka gitmeden önce onları araştırın. Daha önce mesela Azerbaycan'a vize isteniyordu. Bu sene kalktı. Rusya'ya önceki yıllarda istenmiyordu. Son 4 yıldır tekrar o uçak olayından sonra vize istenmeye başladı. Bunları oradan araştırmanızda fayda var diye düşünüyorum. Asya ülkelerinde öyle kampik alanlar yok. Avrupa gibi değil. Avrupa'da bir Araç üstünü açtığınız zaman mutlaka polis yanınıza gelip sizi kampinge yönlendiriyor. Ama oradaki ülkelerde öyle bir sorun yok. E, tamamen doğa içerisinde kamp alanı kurabiliyorsunuz. Herhangi bir yasak da yok. Zaten insanlar da misafirperver. Birçoğu zaten Türk kökenli olduğu için Türkleri de çok seviyorlar arkadaşlar. Biz bir sıkıntı yaşamadık o süreç içerisinde. Tabii güvenlik olarak ön plan alacağım size tavsiyem. Yolla giderken güzergahlarınızı iyi belirleyin kalacağınız şehir giriş ve çıkışlarını iyi belirlemeniz lazım. Ana cadde üzerine değil de sutre gerilerinde yol üzerinden görünmeyecek şekilde ve en ufak bir tehlikede de tekrar yola çıkabileceğiniz bir güzergahta olmanızda fayda var. Bir defa başımıza geldi bizim Kırgızistan'da. kamp kurarken bir araç durdu yine yukarıda bizi izlemeye başladı. Belki iyi niyetli olabilir. Hakikaten çünkü orada merak ediyorlar turistleri. Ne yaptığımızı merak ediyorlar. Kötü bir niyetli de olmayabilir. Ama biz bunları bilemeyiz. Onlar gittikten sonra biz tekrar toplanıp başka bir noktaya gidip kampımızı kurmuştuk. E, su sıkıntısı olmuyor arkadaşlar. Aracıma benim zaten elektrik aksamım var. Yaklaşık bir 20-25 gün boyunca bizi idare ediyordu. O, o bölgeleri işte e, Gobi Çölü olsun, Pamir Dağları olsun çok güzel keyifle geçerek o bölgeleri geçtik. Orun abdelerin olduğu yere gittim ben. Orun abdelerin olduğu yerde bizim e, kireç taşlarına yazılmış olan biliyorsunuz o Türk yazıtları var. Bugün de aynı zamanda Dünya Dünya Türkçülük Günü. Dünya Türkçülük Gününüz de kutlu olsun. Orhun abidelerini gördük. Yazıtlarımızı inceledik. Büyük bir tecrübe oldu. Eee Orhun abideleri iki bölümde orada. Birisi Karakurum denen bölge bizim Orhun Nehri kenarındaki daha önceki bizim Göktürklerin başkent olarak kullandığı yer. Bir de gene Ulan Batur başkente yakın bir yerde Bilge Tonyukuk'un e, dikmiş olduğu yazıtlar var. Bunlar tabi 732 yılında dikilmiş. Hani bazen Türk diye bir ırk var mı yok mu diye tartışılır biliyorsunuz. Bu da onlara bir ders olsun. Yani mutlaka gidip orayı görsünler. 1500 sene önce yazılan o yazıtlar bizim noter belgemizdir arkadaşlar. Tüm arkadaşlara tavsiye ediyorum. Nasıl İslam'da hac ibadetini yaparak görevini yerine getiriyorsan Türk sen de gidip o bölgeyi gezerek milli hac ibadetini yerine getirmende fayda var diye düşünüyorum. Orun abdelerin olduğu yer Karakurum ve şey Tamamen böyle bir alabildiğince bir step arkadaşlar, müthiş bir coğrafya. Yani stepin ortasında taşlar zaten şimdiye kadar e, o taşlar nasıl orada kalmış? Ben de şaşırdım orayı görünce. Yani o anda bir yıllardır birisi oradan geçip de bir traktör olan kamyon olan oradan bir taşı alıp götürse biz oradaki o tarihten bir haberdar olacağız. E, tamamen Moğollarla iç içe yaşamışız. Cengiz Han heykeline gittim. Orada 40 metre yüksekliğinde bir gümüş heykel yaptırmışlar. Cengiz Han'a büyük bir saygı ve sevgi var orada arkadaşlar. Kurtarıcı lider, kurucu lider ve çok büyük savaşçılar biliyorsunuz Moğol tarihini araştırdıysanız zamanda 44 milyon kilometre kareye kadar Berlin'e kadar dünya dünyaya hükmetmiş insanlar. Müthiş bir ordu sistemi kurmuşlar arkadaşlar. şu anki nüfusları gerçi 3 milyon civarında bir nüfusları var. Coğrafyalar çok büyük bir coğrafya. Bu 3 milyonun da 1,5 milyonu Ulan Batur'da yaşıyor. Geri kalan Moğolistan'ın çevrelerinde köylerinde dağılmış bir şekilde. O Bizim yurt dediğimiz çadırlarda kalıyorlar. Yani onları böyle yazlık olarak kullanıyorlar. Şehir merkezinde diyelim var. O çadırları kurmuşlar. Gidip orada sıcak havalarda bize göre sıcak. Tabii yaz aylarında diyeyim ben size. Ki yaz aylarında gitmiştik biz. Ona rağmen çok soğuktu arkadaşlar. Kışın pek gezmek mümkün değil. Eksi 40 eksi 50 dereceyi buluyor. Oralarda konaklıyorlar. O tarihlerini yaşamaya çalışıyorlar. İç içe yaşamışız. Tabii bizim artık o Türkler o bölgeden o dönemde gelmişler artık bin yılından sonra artık Moğol saldırısı diyen var. İklim coğrafyadan dolayı diyen var. Soğuktan dolayı diyenler var. Bir şekilde oradan çıkıp gelmişiz. Ama sonuçta iç içe yaşamışız. Yani o Cengiz'in heykeli ben size söyleyeyim bizim o Orhan abidelerin yazıtlarının olduğu yere bir 10-15 kilometre. Çok yakın bir mesafe. Çok değerli iyi insanlar. gözünüzde korkut şey yapmayın sakın. Türkleri de seviyorlar arkadaşlar. Hatta burası sizin beşiğiniz dediler bize yani. Türklerin beşiği olarak görüyorlar. O konuda bir sıkıntı yaşamadık. Ee, yemek kültürleri genelde et üzerine. Hayvancılık müthiş bir şekilde büyük orada. 10 milyon, 15 milyon civarında büyük baş hayvan var. Ee, tarım alanı olarak kısıtlı. Et çok uygun. Mesela kilosu 10 lira da arkadaşlar. Yani çorba bile istesen içine kocaman eti koyup getiriyordu. O yönden bir sıkıntı yaşamazsınız. Yakıt olarak uygun orada ee, ülkeleri ben şöyle anlatayım size. Mesela yol, yolda bir plan yaparken gideceğiniz ülkelere göre planınızı ve bütçenizi ayarlayın. Bir ülkede 3.5 iken diğer ülkeye geçiyorsun 4.70'e çıkıyor. Öbür ülkeye geçiyorsun 2.80'e düşüyor. İran'a giriyorsun 50 kuruşa düşüyor. Yani biz toplamda bir 15 bin civarına bir yakıt sertifikatımız olmuştu. O, otelde bir iki kere ancak bir iki defa kalabildik. Ee, Moğolistan'da bir e, serviste işimiz vardı. Onun için orada kaldık. Bir de bir kapıda gene bir beklememiz gerekirdi. Kapı geri çıkışlar da ülkeden ülkeye değişiyor arkadaşlar. Yani plan yapıyorsun mesela ben bugün diyorsun Kırgızistan'a gireceğim. Kapıya gidiyorsun. E bayramları var adamların. Kapı kapalı ne zamana kadar? 4 gün. 4 gün orada bekliyorsun. İnanın ben bir iki kapıdan son anda geçtim yani. O şekilde söyleyeyim. Öyle çok büyük böyle planlar yapmayın geriye, ileriye dönük olarak. Çünkü orada bir birbirine tutmayabiliyor güvenlik sorunu yaşamadık dediğim gibi. Yani zaten ben şuna inanıyorum. Türkiye'de başına bir iş gelmediyse yani dışarıda da pek bir iş gelmez yani. Türkiye'de biliyorsunuz maalesef üzülerek söylüyorum. Bir ara İtalyan barış sobisiklet o bisikletçi kız falan gelinlikle Gebze'de başına gelenleri biliyorsunuz. bir tanesi gene Yozgat'ta başına gelen o kız yağcı biliyorsunuz. Hadi o Gebze'ye gelebilmiş, o Yozgat'a kadar nasıl sağlam gitmiş o kız hala merak ediyorum yani. Bir sıkıntı yaşamadık ama dediğim gibi biz kendimizce güvenlik tedbirlerini aldık. Yanımda biber gazı vardı. Kapılarda bir sorun yaşamadım ben. Bir de sizlere tavsiyem gene kapılarda mümkün mertebe veya içerilerde olsun hiçbir kamu görevlisiyle, hiçbir askeri kolu kuvvetle münakaşaya girmeyen arkadaşlar bize diyorlardı kapıda şurada bekle geçip bekliyorduk. Burada bekle geçip orada bekliyorduk. Sempatik olmaya çalışın. Sakın dikleşmeyin. E, yasal olmayan bir şeyi sakın yanınızda taşımayın ben size söylüyorum bunu mutlaka. Yani biz ilaç kutusu bile taşıyamadık. Bazı ülkeler var ki ilaç ilaçla götüremiyorsun. Ağrı kesici falan ona sıkıntı yaratıyorlar. Yanınızda drone varsa onu soruyorlar. E, sakın ola kötü alışkanlığı olan uyuşturucu gibi veya esrar gibi kullanan arkadaşlar her ne kadar kendisi de kullanıcı olsa kendisi içinde yanında ayırmış olsa Birçok kapıda çünkü köpeklerle arama yaptılar. Size çok büyük sıkıntı yaşarlar yaşatırlar ve inanın hangi hapishanede olduğunuzu sizin aileniz bile doğru düzgün bulamaz. Onun için sakın o işlere girmeyin. Gidin keyfini çıkartın, gezin. O ülkenin mutlaka kendince yemek kültürü var, kendince doğa, tabiat güzelliği olan yerler var, müzeleri olan yerler var. Bunları gezin arkadaşlar, bunları tavsiye ederim. Biz Moğolistan'a gittik mesela. Ee, çok keyif aldık. Ee, Moğolistan'da Orun Abildeler'in olduğu yere ben 150 metrekare Türk bayrağı götürdüm. Ee, tabii şimdi o müzede 3-4 tane arkadaş çalışıyor. O Türk bayrağını da ben yeğenlerle beraber tek başımıza açamadık. Onlara gittim dedim rica ettim Türk bayrağını açalım beraber diyerekten. Ee, onlar da tabii görevli olduğu için yapamayacaklarını söylediler. Ben de orada artık dedim ben buradan gitmem 15.000 kilometre gelmişim. Çıkacaksınız ve bize yardımcı olmanız lazım. Ben buraya Türk bayrağımı açacağım. Bizim atalarımızın geldiği yer. Baktılar benden kurtuluş yok. Çıktılar müziğe kilitleyip çıktılar arkadaşlar. Bayrakları tuttular uçlarından hepimizi açtık. Videosunu ben Erkan arkadaşıma gönderdim paylaşır sizinle. Ondan sonra dedim dalgalandırmanız lazım. Bizim bayrak dedim sabit durmaz. Dalgalanması lazım. Oo yaptılar. Baklar halen kurtuluş yok. Sonra hepsi bir dalgalandırdım arkadaşlar Türk bayrağını. Meşale de yaktım iki tane. Çok keyifliydi. Neyse biz bayrağımızı falan topladık koyduk içeriye. Bunlar da içeriye girdi. Tamam dediler herhalde bunlardan kurtulduk bu Türklerden. O sırada da biz açıktık tabii. Ben arabada yanımda küçük bir tüplü mangal taşıyorum. Onu kurdum ben müzenin önüne. Tavuk kanatlarımı da üzerine serdim. Yarısalzura tekrar bir görevli geldi gözlerini dört açtı şaşırmış vaziyette dedi ne yapıyorsunuz dedi burada tabii Moğolca biraz burası dedi bize dedi burada böyle bir şey olmaz dedi yani dedim olmaz arkadaşım sen bilmiyorsun bak dedim bizim Bilge Kağan Kültik'in biz dedim, dedim bunları ruhunu şahit etmeye geldik ta nerelerden bize dedim mangal bu insanlardan kalma bizim atalarımızdan kalma dedim. Dedim olmaz öyle bir şey. Neyse bu özür diledi gitti. Yani e, haklı çıkardı bizi. Ben dedim burada mangal yapmadan, bu dumanı tüttürmeden gitmem. Biz oturduk Erkinciğim burada mangalımızı, kebabımızı yedik. Ondan i̇kram sonra mi? ikram ettik tabii. Onlara da ikram ettik. bir tanesi yedi. Ötekiler yemedi gerçi ama e, onlara da ikram ettik. Öyle bir güzellik olmuştu orada. Oradan sonra o e, şey tarafına girdik işte Kırgızistan tarafına. E, Kırgızistan tarafı da çok güzel. O Bişkek tarafı çok güzel. E Tacikistan tarafı çok güzel. Pamir Dağları çok güzel. Müthiş bir coğrafya arkadaşlar. Yalnızdan yaban hayvanlar, kartallar uçuşup duruyor. oraları görmenize fayda var. bütçe olarak dediğim gibi çok büyük bütçeler ayırmanıza gerek yok böyle bir araba da yapmanıza gerek yok. Yalnız 4x4 arazi aracınız olursa daha iyi. Özellikle orta orta e, Asya'da birçok ülkede Kazakistan'da öyle, Moğolistan'da öyle, Gobi Çöl'de öyle. Yani yollar kısmen kısmen yapılmış ama daha çok büyük eksikler var. Bir yola giriyorsun, yol dörde ayrılıyor. Yani biz yanımızda pusula ve haritada vardı. Çünkü herkes kendince bir yoldan gitmeye çalışmış öyle herkes kendine bir yol oluşturmuş. Oradan nereden gideceğini bilmen lazım. Her taraf birçok yer bataklık 4x4 olmasa oradan çıkmamız mümkün değildi. Ya Moğolistan zaten iki, iki yolu var. Bir kuzeyden üst taraftan gidilen yolu. Bir de aşağıdan güneyden Gobi üst tarafından gidilen bir yolu var. Biz aşağı yoldan gittik arkadaşlar. Oraya tavsiye ediyorum sizlere. Oradan çok keyifli geçtik. Kapılarda Bizim ülkemizde de vardı tabii 20 sene önceye kadar rüşvet Türkiye'de de vardı. Artık biraz daha üst tabakalar o işlere girmeye başladı. Alttakilere pek bir şey kalmıyor da. Onlarda rüşvet alenen isteniyor. Yani bizim gibi böyle üzülerek, çekilerek, sıkılarak değil alenen isteniyor. Hatta Rusya'da gene ben durdurdu bir polis arkadaş bizi. Arabanın etrafını dolaştı 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 bir şey bulamadı. Arka kapıyı açtı. Benim arkadaki yeğen emniyet kemerini takmamış. Ah dedi. Bir sevindi bir sevindi. Bir mutlu oldu ki bana bir bahane bulduğu için. Gel dedi ofise gidelim. Ofise gittik bir evrak çıkardı. Bir, bir iki şey doldurdu sonra dedi. Buna dedi gerek yok yani bu evrak. E nasıl yapacağız? İşte böyle yaptı. İngilizce de bilmiyor. Ruslar bilmiyor arkadaşlar. İngilizce bilmiyorlar. Bilen de konuşmuyor. Yani milliyetçiliğinden dolayı. Böyle yaptı. Dedim ne kadar? İşte böyle. Dedim 1, 2, 3, 4 yani soruyorum. 2 dedi. Tu dolar, tu dolar. Ulan hesapladım 10 lira falan yapıyordu o. Yani bir kahve parası. Verdim de kurtuldum ya. Zaten dişleri de yok garibimin. Yani kapılarda istiyorlar. Olacak işleri zorluk çıkartarak yani olmuyormuş gibi, yasakmış gibi göstererek öyle rüşvetler istiyorlar. Ben o konuda şöyle bir tavsiye ederim size. Bende bir Sony aksiyon kameram var burada görüyorsunuz. Onun bir kontrol paneli var böyle saat şeklinde. Kolumda onu takıyordum ben. O kontrol panelini. Her zaman elimdeydi o. Açık da olsa kapalı da olsa ee, onu gördükleri zaman biraz çekiniyorlar. Yani kamera kamera on off off diyorum ama mesela kamera için gene de işleri rahat etmiyor. Onu kamera zannediyorlardı. Yani hem korkuyorlar hem de halt yemekten geri kalmıyorlar arkadaşlar size onun için şöyle bir tavsiyede bulunabilirim ben giderken yapmıştım mesela 200 doları sadece birlik yapmıştım bir 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 bu kadar bir 200 dolarım oldu 5 dolarlık yapmıştım gene bu kadar sakın cebinizde öyle 50 dolar 100 dolar falan bulundurmayın bir de o görevlerin yanında sakın cüzdanınızı açıp içindeki paraları göstermeyin arkadaşlar o paralarınızı aracın değişik yerlerine dağıtaraktan öyle bir bölüştürün. Ben onun için yanında 1-2 dolar öyle taşıyordum sürekli. Sırf kurtulayım diyerekten. Yollarda müthiş derecede bir kavun karpuz furyası var. Oralarda yiyebileceğiniz. Yemek konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. E, su konusunda da sıkıntı yaşamazsınız. Ben bir iki arkadaşın yorumlarında gezginlerde duydum. İşte Gobi çölünde idrarımı suya çevirerek içtim falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten suyun içinde geçiyorsun yani. Onu yaptığı sistem astronotlar yapıyor yukarıda mecburiyetten. Orta Asya'da öyle bir durum söz konusu değil. E, Türklere karşı büyük sempatileri var. Çok seviyorlar arkadaşlar bizi. Avrupa'nın o şımarıklığı yok. Peki misafirperverler. Abi, evet. Türkiye Cumhuriyetler der misin oraya, demez misin? Nasıl? Türkiye Cumhuriyetler diyoruz ya biz o bölgeye. Evet derim yani. Ben demem mesela. Ben 2013 yılında gittim. Evet. Abi Türk diyorsun. Türkmenistan falan anlıyorlar. hani, Türkiye falan hani. Ya, şeyleri. Yani evet Rusların da tabii büyük politikalar olmuş orada yıllarca. Öyle ayrıştırmak, bütünleştirmemek adına. Ama özlerinde bir Türklük var yani sonuçta. O Birleşik ve olur mu bilmiyorum. Sonuçta biz o Sibirya taraflarından inmişiz yani yukarıdan aşağı. Altay dağları falan olsun. onu kabul ediyorum. Şöyle, ülke bakımından Şöyle. Evet. Ülke, ülke yok Türkiye değil. Yok. Artık Lepine biz ayrıyız Biz Türküz. Artık tabii canım onlar o kendi ülkeye Kırgızsa Kırgız. E Kırgız Türküyüm ben diyor. Ama Kırgızsan artık bayrağı altında yaşıyor. Özbek Türküyüm diyor. Biz istemez bir defa ya. Türk'ü Cumhuriyet olsa bayağı uğraştırıyorlar. Evet o Türkler isen mesela onların bir oba bağlaşımı mı ne var yani bayağı bir sıkıntı. Çin de vermiyor mesela, Türkmenistan da vermiyor. Onu artık bilemiyorum yani neden öyle bir sistem? Çok zorlaştırdı. Ben 2013'te gittim. Özmenistan evet. Özbekistan vizesini abi. Biz 5 haftada zar zor aldık. Düşün o zaman. Sonralarda ne olduysa bir anda vize kaldı. E hangi yıl gitmiştiniz bilmiyorum ama. 2013'te. Tamam. Sonra kaldırmışlar. Evet. Şu anda Özbekistan 90 güne kadar vizesiz geçiş hakkı veriyor arkadaşlar. Arkadaşlara tavsiye ediyorum o bölgeleri gezmeyi, ailenizle de gidebilirsiniz, eşinizle de gidebilirsiniz, çocuk çocuğunuzla da gidebilirsiniz. Yani onlara büyük tecrübe olur. Ben çocuğum yok, yeğenlerimle gittim. Onlara büyük bir tecrübe oldu, birçok yer gördüler. Onun için herkese tavsiye ediyorum ben. Şimdi bu bölgesi yurt dışında gezdiğim yerleri anlattım. Biraz ülkemizden de bahsedelim. Ülkemizde müthiş bir coğrafya arkadaşlar. İklim olarak da arazi şartları olarak da ama tabi eksiklerimiz var sonuçta kampik alanları samiyet yeteri kadar değil. Onlar zamanla çoğalacaktır. ama özellikle bu Adrasan ve Onipo tarafları olsun. Şu arka tarafta bizim Likya yolumuz başlıyor mesela. Birçok dağlara ve koylara yürüyüş yollarımız var müthiş bir şekilde. Sadece Temmuz Ağustos aylarında biraz sıcak olur. Ona haricinde senin 10-11 ayı çok rahatlıkla burada kamp kurabilirsiniz. Jungle kampımız var yine bu şekilde. Bungalov evler var. Bungalov'da isteyen arkadaşım konak diyebiliyor. İsteyen arkadaşım çadırını kurabiliyor. İsteyen arkadaşım araç üstü çadırını kurabiliyor. İsteyen arkadaşımın arka tarafta karavan alanımız var. Orada karavanını kurabiliyor. Yoga alanımız var. Altraman alanımız var. Masa tenisimiz var. Yemekhanemiz, ortak yemekhanemiz var. Buradaki birçok alanlarda var bu. Lazona kampik olsun, burası olsun birçok kamp alanı var arkadaşlar. Ee, onun için Akdeniz komple Toroslar, Nide'den başlayarak burada e, Mula'ya kadar, e, Beydağlarına kadar uzanan müthiş bir coğrafya. Herkese tavsiye ediyorum bu bölgeye gelmelerini. Bu son iki yıldır da pandemiden dolayı zaten bayağı bir artık bir patlama oldu biliyorsunuz. Yani eskiden böyle bir kampçılara, karavancılara bir berduş gözüyle bakılırdı yani evsiz, barsız, bedavacı gözüyle. Yok şu anda öyle değil. Şu anda hakikaten geçen biliyorsun psikiyatri doktoru geldi, öbür tarafta bir hakim geldi. Yani bayağı durumu iyi olan arkadaşlar, ticarette uğraşan arkadaşlar da hemen bir kamp ekipmanı kurarak eşiyle, çocuğuyla gelip böyle doğayla iç içe yaşamını, tatilini sürdürebiliyor arkadaşlar. Sözlerime son verirken yine deneme tahtası aracıyla tanışmış olduğum Erkin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Deneme tahtasındaki videoları izledim. Çok büyük bir deneyim kazandım ben de orada. Ee, en azından hem kendisi açısından, kendisi de bir gezgin biliyorsunuz. Hem de orada paylaşmış olduğu gezgin arkadaşların düşüncelerinden kendimce bir nemalanarak oradan bir fikirler edindim. Onun için deneme tahtasını takip etmenizi şiddetle tavsiye ve rica ediyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Antalya'nın bu güzel kentinden, bu güzel köyünden sağlıcakla selamla. Hepinize selam diyorum arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.